Panorama News Haber Portalı'nın YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberiz. Bu videomuzda yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Türk mahkemelerinde dava açarken, davaya katılırken veya icra takibi yaparken teminat gösterme zorunlulukları var mı, yok mu? Bu konuyu size izah etmeye çalışacağım. Normalde Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının Türk mahkemelerinde dava açarken, davaya müdahil olurken veya icra takibi yaparken teminat gösterme zorunlulukları yok. Ancak hukuk usulü muhakemeleri kanunumuz yurt dışında yerleşik olan Türk vatandaşlarının yani yurt dışında ikamet ediyor, mutat meskeni de yurt dışında ise bunların Türk mahkemelerinde dava açarken, davaya müdahil olurken veya icra takibi yaparken en azından Türkiye'de karşı davalı veya borçluya karşı onun yargılama giderlerini karşılamak üzere bir teminat istiyor. Yabancılardan açılan davanın tamamı üzerinden bir teminat istenirken bu Türk vatandaşlarından yani yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarından sadece davalı veya borçlunun yargılama giderlerini teminat altına almak için bir teminat istiyorlar. Hatta bu bir dava şartı sayılıyor. Ve mahkemeler itiraz olmasa bile bu teminat gösterme zorunluluğunu re'sen kendileri nazara alması gerekiyor Türk vatandaşları için. Ancak bu Türk vatandaşlarının Türkiye'de mutat bir meskenleri varsa, örnek diyelim ki bir konutu var kişinin ve tapulu bir malı var. İşte bunlardan teminat istenmiyor. Ama diyelim ki yurt dışında yerleşik, yurt dışında yaşıyor ve Türkiye'de de hiçbir mutat meskeni veya bir adresi vesaire yok. Bu kişi Türkiye'de dava açarken veya açılmış bir davaya müdahil olurken veya icra takibi yaparken teminat gösterecek mi? Tıpkı Millet Arası Özel Hukuk ve Usulü Hukuku hakkındaki kanun yani MÜHUK'un 48. maddesinin 2. fıkrasında yabancıların teminat gösterme zorunluluğunda olduğu gibi burada karşılıklılık esasına bakıyoruz. Uluslararası bir sözleşme var mı karşılıklılık esası açısından? Türkiye ile ikili bir sözleşmesi var mı? O Türk vatandaşının yerleşik olduğu, oturduğu, mutat meskeninin olduğu ülkeyle veya fiili bir karşılıklılık Türkiye ile var mı o ülkeyle buna bakmak gerekiyor. Eğer o ülkelerde 1954 tarihli Lahey Sözleşmesi bu sözleşmenin de 17. maddesine göre sözleşmeye taraf olan ülkelerde bulunan veya o ülkenin vatandaşı olanlar muaf oluyordu Türkiye'de teminat göstermekten. İşte bu ülkelerde oturan Türk vatandaşları da Türkiye'de teminat göstermekten muaf kabul ediliyor. Bu Yargıtay kararlarıyla da mahkeme kararlarıyla da sabittir. Aynı zamanda ikili sözleşme varsa Türkiye ile o ülke arasında, Türk vatandaşının yerleşik oturduğu ülke arasında, Türk vatandaşlarının da tıpkı o ülke vatandaşı gibi o ülkede ikamet eden, mutat meskeni bulunan Türk vatandaşı da Türkiye'de mahkemede veya icra dairesinde teminat göstermek zorunda kalmıyor. Bu ülkeleri merak ederseniz ben yanda vereyim. 1954 tarihli sözleşmeye taraf olan ülkeler, bu ülkelerde ikamet edenler sözleşmenin 17. maddesine göre Türk vatandaşı da olsa bunlar teminat göstermeyecek. İkili sözleşmesi olan ülkeler de var. Almanya, Avusturya hem bu sözleşmeye taraflar. Ancak bazı ülkeler var ki o ülkeler bu sözleşmeye taraf değil ama Türkiye'nin ikili anlaşması olduğu ülkeler de var. Avrupa ülkelerinin birçoğuyla var. Hem ikili hem de bu uluslararası, çok taraflı uluslararası sözleşmeye taraf ülkeler. Ancak Yunanistan gibi ülkeler bu sözleşmeye taraf değil. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkeler taraf değiller. Bu ülkelerle eğer ikili sözleşme var ise ki Yunanistan'la aramızda böyle bir sözleşme yok. O zaman fiili karşılıklılık esasına bakıyoruz. Eğer yoksa bu ülkelerde yaşayan, mutat, meskeni bulunan vatandaşlarımız, Türk vatandaşlarımız Türk mahkemelerinde yargılama giderlerini, karşı tarafın yargılama giderlerini karşılayacak kadar bir teminat göstermek zorundalar. Fakat şunu da söyleyeyim, bu uygulamanın istisnası da var Türk vatandaşları açısından. Yani diyelim ki sözleşmeye taraf bir ülkede yaşamıyor Türk vatandaşı. Aynı zamanda da bu Türk vatandaşımız ikili sözleşme de yok o ülkeyle Türk devletinin. O zaman şu hallerde istisnaen teminat göstermekten muaftır. Hangi haller? Eğer bu vatandaşımız Türkiye'de açacağı davada adli müzaharet dediğimiz yani adli yardımdan faydalanıyorsa teminat göstermek zorunda değil. Bu bir.
İkincisi, yurt içinde yani Türkiye'de istenen teminatı karşılayabilecek kadar taşınır ve taşınmaz malı olduğu tespit edilen vatandaşlarımız da teminat göstermek zorunda değiller. Üçüncüsü, sırf küçüğün menfaatini korumak amacıyla açılan bir davaysa yine teminat göstermek zorunda değiller. Ve son olarak da şunu söyleyebiliriz. İcra takibi yaparken ilamlı icra, yani bir mahkeme kararına dayanarak bir takip yapıyorlarsa bunlardan da teminat istenmez. Peki teminat olarak ne konulabilir? Bunu hakim kendisi takdir etme yetkisine sahip. Mahkeme veznesine yatırılacak bir nakit para olabileceği gibi banka teminat mektubu, hisse senedi, tahvil, devlet tahvili, taşınır veya taşınmaz mal ipoteği de olabilir. Konuyla ilgili olarak en son şu mavi kartlı insanlarımızdan bahsedelim. Bunlar nasıl? Teminat göstermek zorundalar mı, değiller mi? Türk vatandaşı gibi mi yoksa yabancı gibi mi muamele görecekler? Şimdi mavi kartlı insanlarımız, yani Türk devletinden izin alarak başka bir ülke vatandaşlığına geçenlere biz mavi kartlı diyoruz. Mavi kartlı insanlarımız normalde statü olarak yabancı sayılırlar. Yani Türk vatandaşlığı kanunumuz bu şekilde söyler. Ancak haklar yönünde Türk vatandaşı gibi kabul edilirler. Yani böyle bir durumları var. Hem yabancılar ama haklar yönünden Türk vatandaşı gibiler. Burada biz yabancı olarak değerlendirsek bile mavi kartlı insanlarımızı, demin bahsettiğimiz 1954 Lahey Sözleşmesi'ne taraf bir ülkede ikamet ediyorlarsa, o ülkenin bir vatandaşılarsa veya Türkiye ile ikili sözleşmesi olan bir ülkede ikamet ediyorlarsa ve o ülkenin vatandaşı iseler mavi kartlı olarak veya mavi kartlı insanımızın vatandaş olduğu ve ikamet ettiği ülke ile Türkiye arasında fiili bir karşılıklılık esası varsa, o zaman yine MÜHUK'un, yani Milletler Arası Özel Hukuk ve Usulü Hukuku hakkındaki kanunun 48 Taksim 2 maddesi gereğince bunlardan zaten teminat istenemeyecek. Peki Türk vatandaşının haklarına sahip dedik. Türk vatandaşı gibi kabul etsek ne olacak? Türk vatandaşı gibi kabul etsek zaten deminden beri anlattığım gibi bu ülkelerde oturan Türk vatandaşları nasıl teminat göstermekten muaf oluyorlarsa mavi kartlı insanlarımız da teminat göstermekten muaf olacaktır. Hem açtıkları dava, hem açılan davalara müdahil olurken, hem de icra takibi yaparken. Yani kısacası mavi kartlı insanımızı yabancı olarak da kabul etsek, Türk vatandaşı olarak da kabul etsek haklar yönünden fark etmiyor. Yine onlar da bu haktan faydalanabiliyorlar. Evet, elimden geldiğince kısa bir şekilde ve genel olarak sizlere yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Türk mahkemelerinde ve icra dairelerinde teminat gösterip göstermeme zorunluluklarıyla ilgili genel bilgiler vermeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olup o zaman kanalımızdaki daha fazla içeriği görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni videolarımızdan da anlık haberdar olabilirsiniz. Peki, Panorama News haber portalının YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler diliyorum.